Ukrayna ve Rusya odaklı gelişmelere bakalım şimdi. Slovakya, Polonya'dan sonra Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceğini duyuran ikinci NATO ülkesi oldu. Hemen tepki geldi Rusya'dan. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, öncekiler gibi bunları da imha ederiz dedi. İki NATO ülkesi Ukrayna'ya savaş uçağı vereceğini açıkladı. Rusya, hepsini yok ederiz diyerek gözdağı verdi. Önce Polonya, ardından da Slovakya, Sovyet yapımı MiG-29 uçaklarını Ukrayna'ya göndereceklerini duyurdu. Karar, Batı'nın Kiev yönetimine sağladığı silah desteğinde yeni bir dönüm noktası oldu. Çünkü Ukrayna uzun süredir hava savunmasını güçlendirmek için savaş uçağı verilmesi çağrısında bulunuyordu. Rusya'nın tepkisi sert oldu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu hamlenin özel askeri operasyonlarının sonucunu etkilemeyeceğini savundu. Bütün bu ekipman yok edilecek dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ukrayna'ya Leopard tanklarını vermeye hazır ülke sayısının giderek arttığı yönündeki sözlerini değerlendirdi. Washington, Vietnam veya Afganistan'a benzer küçük düşürücü başarısızlığın tekrarlarıyla dolu, giderek saldırganlaşan eylemlerinin sonuçlarını düşünmeli diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı yapımı silahların Rus ordusu için meşru hedefler olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz diye ekledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'dan gelen tank yardımlarının ardından gözünü F-16 savaş uçaklarına dikmişti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden şimdilik Ukrayna'nın F-16'lara ihtiyaç duymadığı görüşünde. Ayrıca Ukrayna askerlerinin bu tarz modern uçakları kullanmak için uzun bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Polonya ve Slovakya'nın göndereceği MiG-29'larsa hali hazırda Ukrayna ordusunda bulunuyor. Ukraynalı pilotlar bu uçakları kullanmayı biliyor. Almanya, Ukrayna'ya Leopard tanklarını gönderme kararı aldıktan sonra çok sayıda ülke bu kararı takip etmiş ve önemli bir eşik aşılmıştı. Polonya ve Slovakya'nın da benzer bir etki yaratması bekleniyor. Danimarka gibi başka NATO ülkeleri de ellerindeki Sovyet yapımı uçakları göndermeyi değerlendiriyor.